Müslümanlar açısından olaya bakıyorum. Bir değerlerimizden, temel değerlerimizden uzaklaşma var gibi sanki hocam. Bu çerçeve içerisinde, ülkemizi de içine alacak şekilde genel bir değerlendirme yapsak. İslam coğrafyasının bu hala manevi ve temel değerlerimiz açısından değerlendirdiğimizde nereye oturuyor? Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de e, ee, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Şair bu ayeti şu şiiriyle bize e, tefsir ediyor. Kula musibet gelmez Allah yazmayınca, Allah kuluna bela vermez kul azmayınca. Başımıza gelen bu büyük musibetler, Haşa. Allah zulüm olsun diye bize vermiş değil. Kendi ellerimizle oluşturmuş olduğumuz kendi günahlarımız, kendi ayıplarımız, kendi yanlışlarımız, güzergahımızdan, çizgimizden, rengimizden, her şeyimizden uzaklaştık. Dolayısıyla bunlar başımıza geldi. Allah'ın kelamını ezberlemek, çocuklarımıza yük olur anlayışı bu, bu soruyla çok bağlantılı bir anlayış. Netice itibariyle Kur'an ve sünnetten uzaklaştık. Asli değerlerimizden, gerçek kaynaklarımızdan uzaklaştırıldık. Şu an yeni yetişen nesil gençlerimiz olayları takip edemediklerinden dolayı, bilemediklerinden dolayı yaşanılan bunca badireyi, bunca sıkıntıyı, çekilen alamı, gözyaşını, yaşanılan bu hadiseleri İslam'dan mütevellit olduğunu kabul ediyorlar veya öyle vehmediyorlar. İşte biz Müslümanlığı yaşadığımız için bunlar başımıza geliyor şeklinde bir telakki var. Şöyle. Bu çıkan faturanın tamamını İslam'a, Kur'an'a mal etmek. Belki dile getirmeseler de backgroundlarında, beyinlerinin arkasında böyle bir tasavvurları var. İşte Müslüman olduğumuz için Müslümanlık ee, belki de bizim gündemimizde olduğu için bunlar başımıza geliyor şeklinde, tam tersine. Yüce Rabbimiz de Kur'an'ında buyurur ki, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا Her kim Kur'an'ıma sırtını dönerse, Kur'an'ı arkasına atarsa, Kur'an'a ilgisiz karırsa, Kur'an'ı bir yük olarak görürse, gündeminden, kalbinden, evinden kaldırırsa ki maalesef, Bugün kuran toplumu değiliz biz. Evet. İslam toplumu değiliz biz. Hazreti Muhammed'in etbaına yakışan bir toplum değiliz biz. Onun boyası yok bizde. Onun çizgisi yok bizde. Bunu bir karamsarlık olarak söylemiyorum, tam tersine. Biraz sonra belki e, konu geldikçe ifade edeceğiz. Bu kara bulutları nasıl izale edebiliriz? Bunun formüllerini, ilaçlarını, iksirini İnşallah topluma takdim edeceğiz. Ama vakayı yaşamış olduğumuz bu süreci de mutlaka bilmemiz lazım. Ve gençlerin şunu iyi bilmeleri lazım. Bu giydiğimiz elbise bizim elbisemiz değil. Bize giydirilen elbise bu. Yaşadığımız İslam olmuş olsaydı, Kur'an olmuş olsaydı birliğimiz olacaktı. Dirliğimiz olacaktı, vahdetimiz olacaktı. Kıblesi bir. İmanı bir, Resulü bir, yürekleri aynı atan insanların farklı kulvarlarda olması mümkün değil. Evet. Ama biz maalesef bu noktaya getirtilmişiz.